Merhabalar, nasılsınız? Hiç halinizi hatırınızı sormadan konulara direkt giriş yapıyoruz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü konumuz toplumlar ve onları yöneten kişiler. Her insanın hitap ettiği bir toplum vardır. Anne baba ailesini, öğretmen öğrencilerini, patron işçilerini, fenomenlerde takipçilerini yönlendirir. Bazı fenomenler vardır ki onlar takipçilerinin yönlendirmesi sonucu hareket ederler. Bugün birkaç bin like fazla alacağım, 3-5 kişi fazladan takip edecek diye kendi dini, milli örf ve adetlerimizden vazgeçmenin anlamı ne? Tamam, anladık, insanlara ulaşmak güzel bir şey ama burada ulaşma amaçlarımızı gözden geçirmek gerekir. Gaye sadece beğeni kazanmak, el üstünde tutulmak, insanlar tarafından konuşulmak, maddesel güç elde etmekse bunlar insana faydalıymış gibi gözükebilir. Ama zamanla kutsal değerlerimizden bizleri uzaklaştırır. Kendi kendimizi putlaştırmamıza sebep olur. Bunun sayısız örnekleri vardır. Sanatçılar, ateistler, youtuberlar, Instagram fenomenleri, sayamayacağımız daha niceleri. Bu şöhret ve kazanç sebebiyle yollarını kaybetmişler, ruhlarını şeytana esretmişlerdir. Aynı özelliklerini Allah katında makbul bir tarafta kullansalardı hem dünyalarını hem de ahiretlerini kurtaracak büyük bir iş yapmış olurlardı. Şimdi anladınız mı amacımızı? Takipçi düşüyor, izlenme azalıyor, farkındayız. Eğer insanlar için yaşıyorsanız bunlar tabii ki sizin için büyük bir problem. Ama insanlara faydalı olmak için bir şeyler yapmak istiyorsanız kimi zaman insanların aleyhine gibi görünen şeylere de parmak basmak gerekir. Doktorun bazen hastasına iğne yapması gibi. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın.